Burada bir öbek var. Burada köpek dikkatimi çekti. Gördüğünüz gibi hiçbir yerde bir tümsek yok. Her yer düz. Ama burada bir öbek var. Bu gerçekten ilginç. Burada bu öbeğin olması çok enteresan. Güzel bir şişlik, güzel bir kabartı var. Şimdi onun üstüne bakacağız. Direkt bu noktada. Evet arkadaşlar, burayı şimdi yavaş yavaş kazalım bakalım. Şimdi biraz kaldıktan sonra hemen çıkıp çıkmadığına bakmak için tekrar bir kontrol edelim. Kontrol ediyoruz tekrar. Evet, çok yakından geliyor. Tekrar kontrol edeceğiz. Çünkü arada çıkarıp atmış olmak. Sinyal azaldı ama biraz genişleteceğim. Gelmeye devam ediyor. Şimdi artık sinyal yok. Demek ki biz attık bunu. Şimdi bunu üstünden geçirerek attığımız şeyi bulmaya çalışacağız. Evet, en üstteki toprağı alıyoruz. En üstteki toprağı alacağız. Arkadaşlar, küçük üç parça bir şey var. Buna evde bakmak istiyorum. Karanlıkta göremiyorum. Ne tarafa attım en son toprağı? Bu tarafa mıydı? Bu tarafta toprak. Şu noktaya attım herhalde. Allah Allah. Ya. Bu elimde bir şey var ya. Cekette bir şey var. Tamam. Şuradan net sinyal aldım ama. Ceketin düğmesi sanırım arkadaşlar. Sol elimle yapacağım. Sol kol. Sanırım ceketin bir. Evet. Ceketin bir parçası.
sol elle yaparsam daha iyi oluyor. Sol elimde yok. Şimdi bu en üst toprak nerede? Burada, burada. Abi burada çit veriyor. Kesin bir şey bu ya. Kesin bir şey bu. Allah Allah. Kapayacağım. Çok net bir sinyal ya. Dışarı atmış olmam lazım onu benim. Evet. Tamam, elimde. Yüzük var. Telefonun ışığını. Bir saniye. Şunu şöyle koyayım. Yüzük yakın dönem mi, eski dönem mi şimdi anlayacağız. Bu bölgede normalde Yunan ve Hitit çok fazla çıktığını biliyorum. Evet, Yunan derim. Niye Yunan derim? Çünkü bu bir kanatlı at. Yani Pegasus. Harika. Harika. Hemen burada bir de fotoğrafını almak istiyorum.